Karşınızda bir e, kara gümrük geldiğinde, Alanya spor geldiğinde, Sivas spor geldiğinde ya da Antalya spor geldiğinde oradaki tek adam eksikliğini çok rahat bir şekilde skora dönüştürebilirler. Ve şu anda Jesus e, ligi tanıma evresinde olduğu kanısındayım, düşüncesindeyim. Kendisi Portekiz ligindeki kadar rahat bir lig olmadığımızı mutlaka gözlemliyordur her geçen evet. gün. Ve Portekiz liginde sizi birkaç takım bu anlamda çok ciddi zorlayabilirken, Benfica'nın başındayken ama Türkiye'ye geldiğinizde Fenerbahçe'yi bu ligde çok rahat zorlayacak 10 tane takım var. O yüzden de bizde Anadolu takımlarının klasikleşmiş bir söylemleri vardır. İşte geride bekliyor sürekli rakibi bekleyen takım. O kavram Türkiye'de artık geride kaldı. Bizim Anadolu takımlarımızın büyük bir bölümü hücuma çıkıp top oynamaya çalışıyorlar. O yüzden de eğer siz savunma zaplarınızı kapatamazsanız, Hele bir de sağ bek ve sol bekiniz, o sayınız ve ferdiniz orijini sağ bek ve sol bek değilken ve orada bir açık veriyorken, merkezinizi de tek adamda korursanız o zaman zaten üstelik Kim Min gibi bir adamı da kaybetmişken devasa problemler yaşarsınız. Şimdi onu soracağım Serdar Kelleci'ye de. Kim Min Fenerbahçe'den ayrılıyor. Fransa Lig 1 ekibi Rene transfer oluyor. E, futbolcu özellikle yaz döneminde kamp çalışması başlamadan hemen önce yine transfer görüşmeleri başlamıştı, yapmıştı. Bunun için iznini de tabii. almıştı. Hatta e, biz yaptığımız yayınlarda, Futbol Plus'ta yaptığımız yayınlarda, daha sporda yaptığımız yayınlarda da özellikle e, Kim Min belki de Avusturya kampına katılmayacağından bahsediyorken bir görüşme gerçekleşti. Jesus, Kim Min Ali Koç, e, Kim Min ve e, kalacak gözüyle bakmaya başlamıştık bir anda ama futbolcunun performansı ee, onu e, Avrupa kulüplerinin radarından e, düşürmedi. Tabii ki. Dolayısıyla Kim de artık yeni bir hikaye açıyor kendine, sayfa açıyor. Hikaye yazmaya başlayacak. E, e, tabii, bütün... Fenerbahçe taraftarı üzgün, haklı olarak. E, en azından dün Gürcan işte de yine burada yaptığımız yerinde Gürcan abi de Ocak ayına kadar bence kalmalı demişti. E, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalsa Fenerbahçe evet. e, çok daha farklı bir hikaye yazabilirdi. E, Fenerbahçe açısından da kendi açısından da. Vallahi tek üzüntüm o açıkçası ama bu tip oyuncuları tutamıyorsun zaten. Marka, Kim Minje gibi. çok Oyuncu zaten belli ediyor kendini ve bir seneden fazla tutmak bu tip oyuncuları çok zor. Marka yine o süreyi açtı Galatasaray'da. 106 tane maçı evet. var. Çok tartıştık Marka'yı belki ondandır. Çok sevi seviyesini tartıştık bir ara çünkü Marka'nın. Neredeyse Kim Minje'yi de tartışacaktık. Şimdi Fenerbahçe için handikap şu. Fenerbahçe Jesus bekleri de öne çıkartan bir anlayışta. Ee, öndeki beşli zaten ileride olduğunu kabul edersek Fenerbahçe 7 kişiyle hücum etmek isteyen bir takım. Ve bu ligimiz için bence harika bir döküman. Çünkü 7 kişiyle hücum ettiğiniz zaman hatırlayın Beşiktaş'ın şampiyonluğunu özellikle. Beşiktaş en az 6 hücum ederken e, o şampiyonluğa ulaştı. Ama burada handikap avantaj geçmiş dönemde şuydu Fenerbahçe için stoperlerin kaleye olan uzaklığı neredeyse minimum 40 metre. Şimdi 40 metrede onu Kim Minje ile oynamak var, başka bir oyuncuyla oynamak var. Çok sprinter ve çabuk bir oyuncudan bahsediyoruz ve boyuna ters orantılı bir oyuncu. Normalde bu tip oyuncularda o hız ve çabukluğu beklemezsin. Ama Kim Minje biraz kendi anatomisine bile ters bir futbol mantalitesi var. Anatomik de yapısı bu. Bu yüzden Fenerbahçe burada zorlanabilir. Hocanın istediği o e, aro onun biraz stoperlerin araya girmesini, stoperlerin arasına girmesini istiyor. Stoperlerin de genişlemesini istiyor. E, bu özellikte mesela yine aroya geleceğiz mecburen Kim Minjae'den. Çünkü onu öyle bir kademeye girmesi lazım ki stoperlerin kademesine girmesi lazım ki bu çok böyle bir e, otomatik yapılması gereken bir süreç olması lazım Fenerbahçe'de. Bunun çok sık idman temposuyla bol tekrarla yapılması lazım. Çünkü oyuncular da buna çok geçen seneden çok alışkın bir Fenerbahçe yok daha çok çünkü stoperler topu çıktı orta sahaya emanet etti topu bugün istenilen şey biraz daha e, orta saha oyuncusunun altın numara pozisyondaki oyuncunun araya girmesi bu bir oyun alışkanlığı ister e, hücum anlamında ben Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum ama savunma anlamında kimince çok büyük kayıp ve yerini e, çok da tartışılacak bir isim değil Zalai. Çünkü geldiği dönemde Zalai'de de biz e, oldukça iyi bir performans sergiledi. Ama oyuncu oynamamaya başladıktan sonra e, dolayısıyla performansı düşebilir oyuncuların. Ama Zalai'yi 35-40 maç oynattığım bir e, senede oldukça verimli bir şekilde de faydalanabilirsin Zalai'den. O tecrübeye sahip bir oyuncu. E, dolayısıyla ama... ...aynı beklentilerle yola çıkmamak lazım... ...Kim e beklentisiyle yola çıkmamak lazım... ...çünkü çok ekstra bir oyuncu buldu Fenerbahçe... ...aldı, kullandı... E, ...durabileceği maksimum... Pereira da keşke sportif direktör olarak hayatına devam etse... ...Krespo'yla... <laughs> ...Evet, Krespo'yla Kim e, e, ...her ikisini de bulan... ...Vitor Pereira'ydı Fenerbahçe kadrosunda... ...burada şunu yapmak lazım... Yani. Kötü ayrılmamak lazım hiçbir evet. zaman. Kötü ayrılmamak lazım. bu bir, bir network'tür. Dolayısıyla yarın öbür gün Pereira'nın da kapısı çalınabilir. Hoca, yani sen, sen bize danışmanlık da yapabilirsin. Profesyonel ya da bunu e, hukuki yani beşer ilişki diye de özetleyebilirsin. Onun görüşlerini almak e, bence futbolda olması gereken bir şey. Fenerbahçe bu stratejiyi bence gütmeli. Çünkü çok net e, oyuncular verdi Fenerbahçe. Yani zaten zaten gidiyor gibi de e, çünkü Ali Koç her açıklamasında Vitor Pereira'ya e, bu oyuncular için özellikle ve kattıkları için teşekkür Çok ederim. Çok değerli bir şey bu her şeyden önce. Yani geçmiş dönemde yalan teknik adamlar. Ha başarısız oldu başarılı oldu. Bunu ayrı tartışırız ama Fenerbahçe'ye kattığı değer işte 15 milyon euro konuşuluyor. Bilmiyorum daha ne olacak. Belki yüksek olacak. Daha yüksek. E, yine Keza Crespo, diğer aldığı oyuncular. E, bunlar değerdir tabii ki Fenerbahçe için. Belki Fenerbahçe'yi şampiyon yapamadı ama giderken bir 20 milyon euro emanet etti diye bakmak lazım. E, Taner Kim ayrılığı evet. sonrası senin de bahsettiğin işte özellikle o altı numara e, Kim Minje varken e, belki, e, o belki o altı numarada beklenilen performansı sergileyebilirdi çok göze batmayabilirdi düştüğü anlar ama şimdi işler biraz değişti savunma anlamında Fenerbahçe'de takviye yapılacaktır e, ama Kim Minze de yeri kolay doldurulabilecek bir futbolcu değil. Değil zaten bunu bize defalarca gösterdi sezon içerisinde bunu performans rakamlarıyla sayfalarca raporlayabiliriz. O yüzden de Fenerbahçe'nin işi kolay olmayacak. Bundan sonraki süreçte e, lig'e gelene kadar bir aylık bir süreç var. O bir aylık süreçte Fenerbahçe muhtemel ki müjdenin boşluğunu kapatacaktır. En azından bir nebze dolduracaktır ama burada asıl kritik olan şey Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe ne yapabilecek? Çünkü e, asıl geçmeniz gereken yer duvar orası. Karşınızda Ocak ayından bu tarafa 50 tane hazırlık maçına çıkmış bir takım var ve bu kadar fazla hazırlık yapmış olan her ne kadar savaş ikliminde olsa bile bunun kendisini bunun dışında bırakmayı bir şekilde başarmış bir takımla oynayacaksınız. Fenerbahçe karşısında aslında çok hazır bir ekip bulacak. Hatta Dinamo Kiev çok özür dilerim hemen Hiç bir ilave ha. yapayım. Pazartesi akşamı son sayfayı sunuyorken hı hı. aynı gün içerisinde iki maç oynadı Lyon'la hazırlık maçı. Aynı gün içerisinde, 5 saat içerisinde 2 hazırlık maçı oynadı. Birini 3-1 kazandı, birini 3-0 kaybetti. Dolayısıyla yani aynı bütün gün içinde 2-90 dakika bizim, oynamak... Bizim çocukluğumuz gibi. gibi. Bütün oyuncuları deniyorlar. Lucescu 90 dakikaya sığdıramıyor takım denemi. 180 dakika artık zaman zaman çıkartıyor ki. Türkiye'deki maçlarında da bunu yaptı. Aynı gün içinde iki maça çıkıp herkesi sahada görmeye çalışıyor. Çünkü yabancı oyuncularını kaybetmesinden de dolayı bütün oyuncuları hazırlamaya çalışan Lucescu var. Böylesine bir takıma karşı kimmeyeceğinin yokluğunu, şimdi bu ayrılık Fenerbahçe'nin elinde olan bir ayrılık değildi. Evet. Oyuncu gitmek istiyordu. ve Gitmemesi için de elinden geleni yaptı. Evet, Ren de zaten fenerbahçe serbest kalma bedelini evet. ödedi. Yani Fenerbahçe gidip de 20 kaç yıl? 19 milyon euro. 19 civarında bir rakam. 22 değil miydi yani? Yok, Belki 19 20, mıydı Ben öyle 19, hatırlıyorum 20 ama. 19 20, 20 olması lazım. Tam net açıklandığında. O zaman çok iyi satış. Şimdi çok iyi bir 3 satış. 3 milyon almışlar. şimdi 26 yaşındaki Marka'nın 12 artı 3 bonuslarla 15'e gittiği bir yerde siz Kim Minjae'yi bir senede 20'ye satıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir satış. Evet. Ha bunun kağıt üstünde artıları eksileri var. Az önce dediğim gibi Fenerbahçe biz satıyoruz deyip satsaydı Fenerbahçe eleştirirdim. Evet. Ama serbest kalma bedeli kullanılmış ve artık oyuncu da gitmek istiyor. Fenerbahçe bu dakikadan sonra Dinamo Kiev maçında Kim Mijek'in boşluğunu kapatmanın yollarını bulması lazım. Bir şekilde Jesus herhalde bunun içinde bir plan program yapıyordur. Ama işleri kolay değil. Yani şu açıdan olayı düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe burada yaklaşık 20 milyon euroluk bir gelir elde ediyor. Artı şampiyonlar gruplarına kalması demek oradan da yaklaşık Ayak bastı artı yayın geliri 25-30 milyon euro civarında bir gelirden bahsediyoruz. O gelirden olmaması lazım Fenerbahçe'nin. Ki bu ülke puanı vesaire derken dolaylı birçok da bizim için önemi önem var zaten bir süreç olacak. Dilerim hem Kiev maçtan hem de sonraki turları Fenerbahçe kolay bir şekilde atlatır.